İyi günler sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Birçoğunu zaten biz yakından ilgilendiriyor. Bir bakalım. Devre Belediye Seçim Kurumu'na göre toplam 33 vatandaş hasta olarak evden oy kullanma hakkına sahip olup cumartesi günü oy kullanabilecektir. Buna ilişkin olarak Devre Belediye Seçim Komisyonu'nun başkanı Elmira Bakalya'ya göre Devre'de toplam 27 seçim yeri veya buraya oy kullanabilecek olan seçmelerin sayısı 18.625'i tamam olarak görmektedir. Bildiği gibi buna ilişkin olarak gereken eğitimler seçim komisyonu başkan ve üyelerine verilmiştir ve artık bütün gözler 20 ve 21 Nisan'a dönmüştür. Demek ki bu iki gün içerisinde önce hastalar, ertesi günü ise tüm vatandaşların oy kullanma hakkını sağlayacak olan tüm şartlar yerine getirebilmek için belediye seçim komisyonu çalışmalarını yapmaktadır. Devre Belediye Seçim Komisyonu'na ait olan ve yetki üzerine toplam 27 seçim yeri bulunuyor veya toplam 18.625 seçmen de kütükte bulunmaktadır. Bilindiği gibi şimdiye kadar herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece seçim yeri 0539 şimdiye kadar Kızılhaç'ta bulunuyordu. Şimdiden sonra ise Devre'deki 28 Nisan Lisesi'nde olacaktır. 28 Kasım Lisesi'nde mevcut olan bu seçim yeri şimdiye kadar Kızılhaç organizasyonu yönlendiriliyordu. Devre Temel Mahkemesi'nin yapmış olduğu açıklamalarına göre seneden seneye boşanma davalarının azalmasını tespit edilmesiyle birlikte sevindirici bir haber olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Buradaki yöneticisi İleri Seni'ye göre mevcut olan etkinlikler ve davalar farklı alanda. Fakat boşanma davaların bu sene ise geçen sene ve önceki seneye göre tam bir düşük sayı göstermesi sevindirici bir haber olarak paylaşılmaktadır. Mavrova Rostuşe Belediyesi'ne ait olan Mavrova Rostuşe Belediyesi'nin son sınıf öğrencileri toplam 30 olmak üzere büyük bir kısmı bunlardan üniversite içinde hazırlanmaktalar. Mevcut olan yıl sonunda yapılacak olan sınavlar ve olgunluk sınavı ile ilgili olarak buradaki müdürü İsmet Abdulli'ye göre tüm gereken hazırlıklar yapılmıştır ve bu sene herhangi bir sorun yaşanmadan 30 öğrenci ortaokul eğitimini tamamlamış olacaklar. Haber bültenimiz devam ediyor. Sırada ise Makedonya'dan gelmiş olan haberlerimiz vardır. Onlara da hep birlikte bakalım. Cumhurbaşkanlık seçimlerine ait olan kendi kampanyasını devam ettiren Gordana Davkova mevcut olan çalışmalarını bu sefer ise Delceo'da gerçekleştirmiş oldu. Geri kalan konuşması ve planları üzerine yapmış değerlendirmesinde Kuzey Yunanistan'da Makedonların olmaları yani gündeme getirmiş oldu ve bunlardan utanmamalı olarak bir fikir ve söz konusu olan bir iddiada bulunmasıyla birlikte siyaset ve geri kalan çalışmalarına devam ettirmektedir. Kendisine göre mevcut olan kampanyanın sonuna kadar gereken görüşmeler, vatandaş çalışmaları ve özellikle birçok tribünün yapılması konusunda uygun olarak kendisi tarafından öngörülmüştür. Cumhurbaşkanlık seçimlerine ilişkin olarak Sosyal Demokratik Birliği'de desteklenmiş olan aday Stevo Pendarovski bu sefer ise Probiştik ve Karbinci belediyelerini ziyaret etmiş oldu. Vatandaşları ile yakından görüşen Pendarovski, mevcut olan propaganda ve geri kalan çalışmalarına tamamen cevap verebilmek için yeniden bir görev veya yeniden bir kampanya çalışmalarına etkin çalışması ile devam etmesi, bir de vatandaşlardan gelecek olan desteğiyle birlikte tarihin artık tarihte gömülmesi konusunda konuşmalarını yapmış oldu. Kendisine göre mevcut olan siyasi özellikle rüzgarın ve reform süreci Avrupa Birliği ve NATO müzakereleri ancak kendisiyle mümkün olacağına iddialı olarak konuşmasıyla birlikte kampanyasını yapmış oldu.
Cumhurbaşkanlık seçimlerine ait olan Bekim Reka Alyans ve BESA'nın ortak desteklenmiş olan adayı olarak kendisi yapmış olduğu çalışmaları ve siyasi görüşmeleriyle ilişkin olarak Avrupa Birliği ve NATO konusunda başka bir alternatifin olmadığını dile getirmiş olduğu, öte yandan ise Arnavutları millet olarak ve özellikle kurucu millet olarak dile getirmiş olan Bekim Reka'ya göre bir istatistik örneklerimle değildir, bir millet bahsedilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Kendisi özellikle son görüşmesini Jelino'da yapmış oldu. Tabii ki bugün kampanya devam ediyor. Tüm Cumhurbaşkanlık seçimlerine ilişkin olarak kampanyalar Cuma günü son saat 24'te son bulmaları gerekiyor. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.